Sayın seyirciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu katıldığı bir televizyon programında olası İstanbul depreminde yolların ve köprülerin zarar görmeyeceğini söyledi. Projelerin her türlü olumsuzluk göze alınarak planlandığını anlatan Bakan Kara İsmailoğlu yeni projelerle ilgili de bazı önemli bilgiler verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, CNN Türk'ün canlı yayın konuğuydu. Hakan Çelik'e biten ve devam eden bütün projelerinin olası İstanbul depremine dayanıklı inşa edildiğini anlattı. Biz İstanbul'da da hazırız. Yani Türkiye genelinde son 20 yılda yapmış olduğumuz bütün yatırımlarda da arkasındayız. Çünkü biz bölgesine, zeminine uygun ve hakikaten bilim ve teknolojiye dayalı proje ürettiğimiz için biz bu gelecek depremden veya afet, başka türlü bir afetten gelebilecek yükleri karşılayacak sistemler üretiyoruz. Bakan Kara İsmailoğlu'na Avrasya Tüneli de soruldu. Mesela Avrasya Tüneli, yerin 106 metre altında, deniz tabanında altında çift katlı dünyanın sayılı ender projelerinden bir tanesi. Bunun zeminin zayıf olduğu noktalarda sismik izolatör bilezikler var. O da depremden gelebilecek yükleri karşılayacak, onları sönümleyecek sistemler üretiyoruz. Kara İsmailoğlu köprülerle ilgili de bakımlarının yapıldığını söyledi. Çanakkale Köprüsü'ne dair çok özel bilgiler verdi. Çanakkale'de bugüne kadar en fazla 110 km saat rüzgar yükü gelmesine rağmen biz laboratuvar simülasyonlarında tam 280 km saat rüzgar yüküne karşı bir proje ürettirdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştirdi. Biz geçen Başakşehir-Kayaşehir metrosunu bitirdik. Belediyenin yapması gerekendi. Yapmadılar. Yani dünyanın en gelişmiş hastanesi, pandeminin ilk günleri, vatandaşımızın hastaneye en çok ihtiyaç duyduğu anlarda yolunu yapmıyorsunuz. Niçin göreve geldiniz o zaman? Bakın, seçimden bu tarafa 4 yıl geçmiş. 4 yılda bir projenin sadece %5'i yapılmış. 4 yılda %5'ini yaparsanız demek ki bunu 80 yılda bitirebilecek bir hızla devam ediyorsunuz. Ankara-İzmir arasının hızlı trenle 3,5 saate düşeceğini kaydeden Bakan Kara İsmailoğlu, Ankara-Sivas hattının açılış tarihini ilk kez duyurdu. Ankara'dan İzmir'e hızlı trenle 3,5 saatte mi gidilir? 3,5 saatte gideceğiz inşallah bundan 2,5 yıl sonra. 26 Nisan'da Ankara-Sivas hattımızı hizmete açıyoruz. Yani Ankara-Sivas non-stop 2 saat. Ve arada Kırıkkale'ye de uğrayacağız, Yozgat'a da uğrayacağız. Buraları da hızlı tren konforuna kavuşturmuş oluruz. Bakan Kara İsmailoğlu, Zigana Tüneli'nin de 3 Mayıs'ta açılacağını duyurdu.